Vallahi şekerim, kalemi desem, şato mu desem, bir bina. Yanında da bir adam duruyor. Aa, vallahi Muzaffer bu. Bak. Yapma Allah aşkına. Muzaffer kız. Al işte boy poz filan. Hık demiş burnundan düşmüş yeminle. E'si kale yanında Muzaffer. Abin son derece güvenilir, sağlam bir insan demek. Durup durup aynı yere geliyorsun Neriman. Az evvel de güvercin çıktı. Çok mutlu bir haber. Barışma olacak demiştin. Ama sende de ne inat varmış şekerim. Biraz alttan alsan fena mı olur yani? Ben mi alttan alacağım? Hı. O beni evden kovdu. Bütün bunların üstüne ayağına kadar gidip beni affetmesini mi isteyeceğim? Madem öyle, bak biz şöyle yapalım. Şimdi yarın Zeka ile Muzaffer bir av partisi düzenleyecekler. Hanımlar da davetli, piknik gibi. Sen de gelirsin. Bir fırsat çıkar, abinle konuşur, barışırsınız belki ha? Olmaz. Of Halide. Niye işi bu kadar yokuşa sürüyorsun anlamıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yüzle geldin sen buraya? Hiç mi utanman, arlanman yok senin? Seni almaya geldim. Gel çiftliğe geri dönelim. Seni abinle barıştıracağım. Seni affetmek benim için çok zor olacak ama... artık buna da katlanmam gerekiyorsa katlanırım. Ben seni affettikten sonra abin de seni affedecektir. Doğru. Prenses Hazretleri. Siz istediniz mi? Abim her şeyiyle kul köle olur size değil mi? Bir de dediğinizi iki etmez. Ama ben abim değilim. Senin o melek numaraların vız gelir tırıs gider. Halide yapma. Beni affedecekmiş. Daha düne kadar fabrikamda çalışan kız çıkmış karşıma beni affedeceğini söylüyor. Allah'ın andavalı. Defol git buradan. Yoksa saçlarından tutar atarım seni dışarı. Defol. Yapma Halide yeter. Bırak Neriman, konuşsun. Ben de kabahat buraya gelmeyecektim. Çünkü senin ne yılan bir kadın olduğunu unutmuşum. Gelmiş. Daha ne istiyorsun? Tamam Neriman. Sen de daha fazla üstüme gelme. Şimdi nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bağ evine gidiyorum. Rahmetli babam tapusunu üstüme yaptırmıştı. Muzaffer Bey'le sevgili eşi gelsinler de oradan da kovsunlar bakalım. Hayret. Geldiğimizden beri hep başka şeylerden bahsediyorsun. Beni azarlamayacak mısın? Azarlamak mı? Hangi konuda? Aa, hiç rol yapamıyorsun Zekai. Hangi konuda olacak? Halide için. Ben o meseleyi gelin kaynana arasındaki tartışmalara benzetiyorum azizim. İki kadın evin oğlu yüzünden birbirine girmiş. Kavga etmişler. Sonu öyle ya da böyle tatlıya bağlanacaktır. Göreceksin. Ben senin kadar rahat olamıyorum işte. Keşke olabilse. İnsan da sevgiden önce saygıya önem veriyorum. Benim yapım bu. Halide Güllü'ye karşı yaptıklarıyla
beni hiçe sayıyor. Bana saygısızlık ediyor. Asıl kızgınlığım buna. O yüzden bendeki değerinden kaybediyor. Boşuna dememiş adam. İnsanlar rakamlara benzer. Durumlarına göre değer kazanırlar diye. Hangi adam demiş bunu? Boş ver şimdi. Halide'nin bu duruma düşmesi kendi hatası değil mi sence? Muzaffer, fabrikanda çalışan işçi bir kızla birdenbire evlenen de sensin ama. Nasıl yani? Şimdi de sınıf ayrımı mı yapmaya başladın? Hayır tabii ki. Ama bu meselede Halide'yi de anlamaya çalışmak lazım diyorum. Yıllardır çiftlikte kurduğu, alıştığı bir düzeni var. Padişah kızıyla bile evlensen benzer bir sorun yaşanabilirdi. Ya işte kendi ağzınla itiraf ettin. Biz erkekler ne kadar iyi niyetli olursak olalım, kadınlardaki vesvesenin önüne geçemiyoruz bir türlü. İyi. Sen böyle düşünmeye devam et o zaman. Niye daha sert bir şeye geçmiyoruz ki? Bakar mısınız çocuklar? Buyurun efendim. Bunu değiştirin. Daha sert bir içki lütfen. Elbette efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Merak ettim seni. Yemeğe bekledim. Hoş bulduk. Zeka ile kulüpteydik. Lafladık biraz. Ya. Sen neler yaptın bakalım? Hiç. Madame Emma opera dinletti bugün bana. Kafamı şişirdi. Sıkıntıdan patladım. Zekailer yarın bir av partisi yapıyorlar. Birlikte gideriz. Eğlenirsin biraz. Gerçekten mi? Ben eskiden beri bayılırım ava. Eskiden beri mi? Fabrikadan arkadaşlarınla hafta sonu kuş vurmaya falan mı gidiyordunuz ki? Şey, ben... Lafın gelişi işte. Kusura bakma. Boşboğazlık ettim. Ben özür dilerim. Ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.